hoş geldiniz. Şimdi bugün çok güzel bir şey okudum ben. Diyor ki, kızınızı diyor bir tane diyor hırsız istedi diyor. Başka isteyen yok diye diyor, kızınızı hırsıza verir misiniz diyor. Şimdi bu adam yok diye, yani ne oldu o zaman, bu adam öldü, bugün öldü. Yarın Türkiye yok mu olacak? Efendim. Öyle bir şey olabilir efendim, mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soru şu, CHP tek partili sistem dışında 1923'ten 46'ya kadar tek başına evet. iktidar olmuş. Başka da parti olmadığı için. Evet. Atatürk'ün kurduğu ilk resmi parti. Evet. Peki sonraki dönemlere baktığımızda CHP'nin hiç iktidara gelmediğini, biz sadece 78-79 yılında kısa bir koalisyon hükümetinde iktidara geldiğini biliyoruz. Tarih diyor yani, en azından siyasal tarihte. Tamam. İnsanlar CHP'yi neden iktidara getirmiyor? İyi muhalefetlik yapamadığından mı? Neden insanlar genelde teveccüh göstermiyor? İnsanların bence çoğu Kemal Kılıçdaroğlu bu işin yürüyeceğine inanıyor. Ben de inanıyorum. Ondan öncekiler de var. Deniz Baykal var, daha başkaları var. Demek ki insanlara nüfuz edemediler. Yani biz onu merak ettik. Bir nüfuz edemediler. Neden oy vermiyor insanlar? Vallahi onu ben bilemem. CHP'ye mi? CHP'ye niye oy vermiyorlar onu ben bilemem. Yani yanlış siyasetlerindendir o zaman. Ama mesela, şu an geldiğimiz noktada yani CHP'nin de içinde çok iyi insanlar var. Yani AK Parti'nin 20 yıl iktidarda kalmasının tek müsebbibi iyi bir muhalefet olmayışı demeli efendim. Ya şimdi Erdoğan, Tayyip Erdoğan daha güçlü bir lider. Kılıçdaroğlu'ndan daha güçlü bir lider. Ben buna katılıyorum. Ama şimdi bu demek değildir ki yani Türkiye'nin bütün kaderi hala ona verilmesi gerektiği anlamına gelmez ki bu. Yani Muharrem İnce de bu ülkeye bir şeyler yapabilir. Meral Akşener de yapabilir. Yani Tayyip Erdoğan giderse bu ülke yok olacak. Atatürk gittiğinde olmamış ki. Tayyip Erdoğan gittiğinde yok olsun bu ülke. Doğru mu? Yani Erdoğan giderse bu ülke biter. Niye bitsin ya canım? Genel olarak varsayın böyle insanlar. Hayır, niye bitsin ki? Atatürk öldü. Bu ülke yok oldu mu? Olmadı. Tayyip Erdoğan gidince ne yok olsun ki? Alternatif olarak kimi görüyorsunuz efendim? Yani Cumhurbaşkanı'nın karşısında en güçlü aday olarak kimi görüyorsunuz? Yani ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görüyorum. Mansur Yavaş'ı. Evet. Mesela şunu da merak ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan yarışmış olsa sonuç size göre ne olur? Kazanamaz. Kim kazanamaz? Kılıçdaroğlu kazanamaz. Kılıçdaroğlu kazanamaz, bunu söylüyorum. Yani bunu en... Abi şimdi zaten Tayyip Erdoğan'ın kendi diyor, Allah bana diyor 500 tane ömür versin. Bu muhalefette 500 tane yaşasın, ben diyor iktidarım diyor. 500 sene iktidarda kalırım. Bu kadar basit yani, sen işini yapamıyorsun, gideceksin işte. Adamlar yok, gitmiyorlar. Bu kadar, teşekkür ederim, evet, sağ olun. Teşekkür ederim. 1950'de. Yani çok partili sisteme döndükten sonra Türkiye'yi Marshall yardımına alıyor. Marshall yardımıyla Türkiye'yi kendine bağımlı hale kılıyor. Bugün 1960 darbesi yapılıyor. Kendi artık yani bugünkü şu anda içinde bulunduğumuz sistemi yaratmanın temeli 1960'da atılıyor. Yani mesela Marshall yardımını Türkiye aldığında Türkiye'de mesela Almanya'da almış. Almanya ne yapmış? O zaman abi çok sağlam bir temel atmışlar. Tabii sağlam bir temel yani 1960 atmışlar. 1960 temeli sağlam atmışlar. Yani temelleri sağlam atmışlar. Hiç çimentodan yani, betondan çalmamışlar maşallah yani. Tabii yani 1960'tan beri mesela bu temeli, mesela 1950'den sonra bu ülkeyi hep sağcılar yönetmiş ama hep solcular suçlu. Türkiye'de bir olay olmuş, solcular suçlu. Türkiye'de bir haksızlık olmuş, halbuki yönetmiş sağcılar. Yani 1950 2020 birdeyiz yani 71 senedir ülkeyi sağcılar yönetmiş ama hep solcular suçlu. İşte biz de solun neden iktidara getirmiyor diye onu soruyoruz işte. Ya şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bu toplumda araştırmayan, okumayan, tek pencereden, sadece bir pencereden bakan bir toplum ne olabilir? Sadece bir pencereden bakıyor yani. Etrafını görmüyor. Sadece yani özür dilerim de koyun gibi sadece şu caddeden gidersen, yan caddeyi bir kontrol etmezsen, şurada bir araba gelir sana vurur. Sadece bir pencereden bakmışız orası oraya. Orası kapalı yol ama onu söyleyeyim. Ya neyse ya. Kapalı mapalı işte. Yani sadece bir olaya, sadece bir tarafından bakarsan böyle olur. Yani mesela şimdi işte bizimkiler hey Amerikan diyor ya da hey bilmem ne diyor. Ya şimdi hey Amerikanlar bizim burada var. Yani halka sen hemen al. O zaman CHP'de... Yani şey oluyor, Amerikan'la bir sorun oluyor. Muhtarları topluyoruz, Amerikan'ı muhtarlara şikayet ediyoruz. Bizim muhtarlarımız Amerika'da ne anlayacak? O zaman, muhalefet de desin abi. Yani ey Amerika, ya işte her Amerika ne yani? Yani şimdi
Ben burada nerede yanlış yapıyorsun? Şuradaki işte, söyleyeyim. Amerika böyle yapıyor, şöyle. Sen bu şu arkadaşım ya da şu gariban ne yapabilir ta buradan Amerika'na? Bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Hani Amerika'na ben bu adama şikayet etsem ne olur? Etmesem ne olur? İşte onun için bu ülkenin insanların okumadıkları için, araştırmadıkları için, sadece olaya bir taraftan baktıkları için bu ülke böyle olmuş. Yani kim var? Bu ülkede şöyle söyleniyor. Ya kime verek? Ya işte kim başa gelirse bal tutan parmağını yalar. Ya bal tutan parmağını yalamasın, çalmasın. Bir kere de öyle diyelim yani. Ben de size soruyorum o zaman. Kime verelim? Kime verelim? En kötüsüne verelim. Abi. En kötüsüne verelim. En kötü kim burada şu anda bu ülkeyi yönetecek? En kötü kimse ona bir verek. Bir deneyek bakalım ya. Bir deneyek verek bakalım. Kötüyse 4 yıl sonra seçim olacak. Tekrar başkasına verek. Şunu da size de sormak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan, evet, 2023 seçimlerinde yarışsa. Evet. İkisi aday olsa. Evet. Sonuç ne olur size göre? Sonuç kim şey Erdoğan kan. İdeolojik konuşmayın. İdeolojik konuşmayın. Bakın bir şey söyleyeyim. Burada kaç kişi var? 100 kişi, evet, arkadaş var bakın. Ben daha önceki programlarda da söyledim, yine söylüyorum. Herkesin bir siyasi görüşü var. Herkesin siyasi bir duruşu var. Evet, tamam. Herkesin memnuniyeti de var, memnun olmayanı da var. Evet. Mühim olan şu. Seçilen seçilip gidiyor. Biz yine aynı bu caddeyi ortak kullanıyoruz. Evet, zaten ortak kullanıyoruz. Yani zaten biz onun yani varsa, siyasette kaymağını yiyenler orada oturuyor. Biz evimize giderken yine aynı bu caddeyi beraber kullanıyoruz. Evet, aynen öyle. Ben ideolojik sormuyorum. Evet, tamam, ben ideolojik yani cevap bugün, vermiyorum. Bugün 2023'te seçimlerde, evet, diyorsunuz ki Kılıçdaroğlu ile Erdoğan yarışmış olsa, evet, Erdoğan kazanır diyorsunuz. Erdoğan kazanır. Peki Erdoğan'ın en güçlü rakip olarak kim görüyorsunuz? Ya kim olsa şimdi Erdoğan'da yani daha güçlü görüyorsunuz? Ya şimdi şöyle bir olay var. Şimdi tam sorduğunuz soru şimdi şöyle. Yani ben hani şu andaki yani siyasi Mansur Yavaş mı, Ekrem ya İmamoğlu mu veya başka Ekrem, mesela ben Ekrem İmamoğlu'nu görüyorum. Ben şahsen Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı görüyorum. Bu ülkede Kılıçdaroğlu'nun gibi düşünen, evet, Kılıçdaroğlu gibi düşünen insanlar bu halka yaranamaz. Niye halka yaranamaz? Bizim halkımız öyle, biz öyle bir toplumuz. Popoflayan, işte böyle yalan söyleyen, böyle işte ne bileyim şey konuşan insanlar hep kendimize, aslında biz şimdi şöyle mi var? Bir lider olacak. Ya lider nedir yani? Sonuçta bir ülkede, bir siyasi parti de olsa, bir ülke de olsa, kurumlar bir ülkeyi yönetir. İnsanlar değil. Senin kurumlar yönetir. Bürokratların yönetir. Senin bürokratın yoksa, senin bilmem kurumların yoksa, sen nasıl bu ülkeyi yöneteceksin? Sadece baştaki bir insanla bu ülke yönetilmiyor. Bu ülkenin kurumlarını yerine oturtturan, bu ülkenin işte bürokrasisini yerine oturtturan bir insan, mesela Kılıçdaroğlu gibi düzgün insanlar bize yaramaz. Çünkü biz üçkağıtçıyız. Biz toplum olarak üçkağıtçı bir toplumuz. Abi bu nasıl bir itham yani şimdi? Hepimiz öyleyiz, 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 hepimiz öyleyiz. Üçkağıtçı bir toplumuz. Hemen dalavere bir tane dükkan açarız, bir dükkan açarız, bir an önce zengin olak. Nasıl zengin olacağız? Çalarak, çırparak. Anladın mı? Abi çalsa bu kadar ekmek. Yani örnek yani. Ama. Yani hemen bir an önce zengin. Öyle tabii doğru helal. Yani eskide ülkemizde çalanlar yani çalanı suçlanıyordu, hemen kovuluyordu. Şimdi çalanı göstereni kovuyorlar. Yani şimdi çalanı kovuyorlar. Sen eğer ben senin çaldığını ortaya çıkartmışsan beni kovuyorlar, seni değil. Sen çalmışsın, ben bu adam çaldı diyorum. Sana bir şey demiyorlar, bana diyorlar. O zaman şikayet etmeyeceksin abi. Adam çaldı. Zaten şikayet etmiyoruz. İhbar etmeyeceksin o zaman yani. Ya ben ihbar edemeyim. Ne yapayım? İşte artık etmiyoruz yani. Çalan helal olsun diyoruz. Geçiyoruz. Nasıl değerlendiriyorum? AK Parti müsaade etmiyor bir. Bunu ortadan göz görüyor yani. Bunu müsaade edilmiyor. Her adım atışta çelme takılmaya çalışıyor. Bir fırsat verilmiyor. Din siyaseti, Allah Ekber, bitti. Bunu kullanılıyor. İnsanlar dayamış sırtını ekmekelden su gölden, benim keyfime dokunmasınlar, ne yaparsa yapsın. Ama CHP'ye bu fırsatı verirse hep toplumsal olarak bütün gençlerimizle birlikte bir şeyler yapmaya çalışılır. Bir şeyler kalkındırmaya çalışılır. Ama ne oluyor? Gençlerimizde de fazla irade yok. İrade yok. Zayıf.
Çünkü zayıf düşürüldü. Gençlerimizin elinden tutulmaz oldu. Şurada kaç tane üniversite öğrencisi vardır? Hangisi nerede çalışıyor? Mesleğini mi yapıyor? Okuduğu şeyin ne okudun? Bilgisayar mühendisi mi? Bilgisayar mühendisi mi? Değil. Niye? Fırsat verilmiyor. Gençlerimize fırsat verilmiyor. Tutuyorlar 3-4 tane yandaşın kolundan. Haydi yallah gel arkamdan. Çoban önde, koyun arkada. Gel. Ondan sonra 3-5 şakşakçılar böyle. Tamam bitti. 3-5 şakşakçı. Böyle. Bu kadar. Bu kadar yani. Yani olmaz. Bugün sorun Tayyip Erdoğan'a, ekmeğin fiyatını biliyor mu? Bir markete girdi, etiketleri indirmiş, çok ucuz. Nerede ucuz? Markete gam yaptı, markete iki kişi gam yaptı. Tayyip Erdoğan yapmıyor yani. Ben bugün... Öyle düşünün yani. Nereye? Alakası yok. Ne? Şimdi mesela... Özür dilerim, bir saniye konuşturacağım. Tamam, yok bir şey söyledi, söyle. Evet, niye Tayyip Erdoğan yapıyor? Diyelim ki şurası zam yapmış, bunu gelip de Tayyip Erdoğan yapmıyor ki. Ama boşa yapılıyor, tekstillere yapılıyor. İkili diyalogda bulunmayalım lütfen, tamam konuşuruz. Ya adam her şeye zam veriyor, dolar çıkıyor, bu tekstil ne yapsın? Hanımefendi. Ne yapsın, mecburen bunu alacak da zamlı satacak. Şunu merak Allah Allah ya. Yapmayın ya bu kadar da tamam. Kör olmayın ya. Hanımefendi. Giderse Türkiye batar. Tamam işte, işte. Böyle düşünürseniz, batırırsınız. Ama böyle düşünürseniz batırırsınız. İşçi bulamıyorum. Anladın mı? Ne bulamıyorsun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel kardeşim. Abi sorumuz şu. Özür. Sorumuz şu. Bu bir kendi sorumuzdan öte siyasi bir tarihsel dengeyi soruyoruz. CHP tek partili sistemin dışında ülke olarak geriye baktığımızda CHP'ye iktidarı vermiyor bu millet. Bugüne evet. kadar vermemiş. Doğru. Yani sadece 20 sene AK Parti iktidarı değil, geriye de baktığımızda böyle görüyoruz siyaseten tarihe baktığımızda. İnsanlar CHP'ye veya sola neden iktidar vermiyorlar? Sorumuz bu. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığı dönemden sonra insanlarımız bir cahiliye devri yaşadık. Dolayısıyla yazımız dahi, okuryazar oranımız dahi çok düşük seviyelerdeydi. %7, %8'lerdeydi. Cahil halk yeni sisteme ayak uyduramadı. Tabi bunların içerisinde IQ'su yüksek olan insanlar, kesim bu sistemi halkımıza anlatmaya çalıştı. Ama kısa zaman içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı en büyük hata çok partili rejime geçildi. Ve halkın %75'i, %80'i cehalet oranında olduğu için bunların Allah'la olan manevi duygularını kim daha iyi kullanabildiyse o onların başına yönetici olarak geçti. Dolayısıyla bu yolu uygulayan insanların elinde en güçlü silah kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i bir şekilde halkın üzerine sallayarak ve onunla alakalı oy toplayarak insanların siyasi duygularını, siyasi yönlerini, düşüncelerini şekillendirdi. Yani AK Parti'nin, ben Tayyip Erdoğan'ı seviyorum, şu maksatla seviyorum. Ben bundan 20 sene öncesine kadar yani Müslümanlık hakkında bu kadar böyle karalayıcı bir düşünceye sahip olabilecek insanların olacağını hiçbir zaman düşünemiyordum. Ben AK Parti döneminde deist oldum. Ve deizmin Tayyip Erdoğan döneminde %80'lere kadar yükseldiğini gördüm. Yani IQ seviyesi yüksek inanan insanların, gerçek inanç sever insanların, manevi değeri yüksek insanların %70'in, %80'inin deist olduğunu gördüm. Ama diğeri dini siyasete alet eden insanlar, din altında ticaret yapan, bireysel menfaat için dini kullanan insanların bu konuya vesile olduğunu gördüm. Bundan da Tayyip Erdoğan'ı bu bakıma ben çok seviyorum. Ya deizmin ne kadar önemli olduğunu, Allah'tan başka hiçbir şeyin insanlar üzerinde bir etkisi olmadığını ve deizmin değerini bana öğretmiş oldu. Ve siyasi İslamcıların ne kadar sahtekar olabileceğini, ne kadar dolandırıcı ve üçkağıtçılık yapabileceğini insanlara empoze etti. İnsanlara empoze etti. Ben
Ben kimseyi karalamıyorum. İnsanlarımızın en büyük hatası Kur'an-ı Kerim'i anlamamaları, nutugu okuyup anlamamaları ve dinleri sanki takım tutar gibi, yani futbol takımı tutar gibi fanatik bir şekilde dini vecibeleri tutmaları ve Arap inancını, Arap felsefesini, Arap kültürünü gerçek İslam dışında bize din diye yutturduklarını vatandaşımız anlamıyor. Yani ben Hazreti Muhammed'i inkar etmiyorum. Hazreti Muhammed İslam dininin bir peygamberidir. İslamiyeti yeryüzüne getiren insandır. Ya arkadaşımızın dediği gibi ben kimseyi ötekileştirmiyorum. Ama kimse de beni ötekileştiremez. Ben Allah'tan başka hiçbir şeye inanmıyorum. İnsanların vicdanına sesleniyorum. Bu ülkede en büyük sahtekarlığı yapan insanlar din kisvesi altında yönetim koltuğuna geçen insanlardır. Ben hiçbir ateistten, hiçbir deistten, hiçbir solcudan ülkesini bireysel menfaat için satan şimdiye kadar hiçbir vatandaş görmedim. Siyasi iktidarlar döneminde de öyle. Ülkeyi dolandıran, ülkeyi dışa bağımlı hale getiren, ülkenin elini kolunu bağlayan bir sol hükümet şu ana kadar tarihte hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa da buyursun söylesin. Tarihte bu kadar sahtekarlık bu ülkede olmuş mu? Hatırlayan varsa söylesin. Yani ben bu ülkede şu anda her şeyi gördüm. Her şeyi yaşadım. Bu söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Efendim, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğu günden bugüne, bu tarihe kadar genel olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teveccüh görmediğini, neden görmediğini, insanlar neden iktidara getirmediğini, bugüne kadar neden iktidara gelmediğini sorduk. Vatandaşlarımızın görüş ve düşüncelerini ekranlara taşımaya çalıştık. Murat Çitağ'ın görüntüleriyle Antalya Kapalı Yol'dan herkese selam ve saygılar yolluyoruz efendim. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler.